Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oklava ya da merdane kullanmadan bir kete yapacağız. Yağlama kısmı ve unlama kısmı diğer kete tarifimle aynı. Fakat ben yine de hem bir alt kısmı yazacağım açıklama kısmına hem de videoya ekliyorum. İlk defa yapanlar için fikir olur. Sıvı yağ ve tereyağını tavama alıyorum tencereme. Üzerine un ilave ederek kavurmaya başlıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak unun rengi, kokusu tamamen çıkana kadar kavuruyorum. En son halini göstereceğim şimdi sizlere. Bakın bu şekilde olana kadar kavuruyorum. İsteğe göre bu unlu karışıma isterseniz tuz da ekleyebilirsiniz, şeker de ekleyebilirsiniz. Fakat ben bu şekilde sade bıraktım. Ketelerimi yaparken bir tanesine şeker ekleyeceğim, göreceksiniz. Şimdi yağlamak için önce tereyağı kabımı aldım, ardından sıvı yağ ilave ediyorum. Bunlar tamamen eriyene kadar, köpük köpük olana kadar eritiyorum. Üzerinin köpüğünü aldıktan sonra bu şekilde bir sıkma kabım var benim, onu alıyorum yağ soğuduktan sonra. Şimdi hamurun yapımına geçiyorum. Bir tatlı kaşığı mayayı karıştırma kabıma aldım. Üzerine ılık bir su bardağı süt ve bir su bardağı su ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyorum. Şöyle bir tur karıştırıyorum birbirine karışması için. Ardından yarım su bardağı sıvı yağım var, onu ilave ediyorum. 2 yumurtanın akını kullanıyorum. Yumurta sarılarını üzeri için kullanacağız. Şimdi unumu ilave etmeye başlıyorum. Un ölçüsü arkadaşlar tam ölçmedim ama yaklaşık 5,5-5 su bardağı kadar kullanabilirsiniz. Şimdi kıvamını göstereceğim. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Ve hamurumu yapmaya başladım. Bakın hamurum bu kıvama geldi. Ben aralarda durdurup birazcık kıvamına baktım ama o kısımları kestim sıkıcı olmaması için. Bu şekilde hamurumun üzerine bir streç film kapatıp mayalanmasını sağlıyorum. Evet, hamurum mayalandı. Yaklaşık iki katına kadar çıktı. Zaten ortam bayağı sıcak. Şimdi hamurumu bir tezgah ya da unlanmış bir tepsi üzerinde hafifçe yoğurup tamamen içinin havasının çıkmasını sağlıyorum. Bu şekilde unladığım tepsinin içine alıyorum. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Çok sert olmaması gerekiyor. Bir tık daha yumuşak yapabilirsiniz, sorun yok ama sert olmamasını tavsiye ediyorum. Sert olursa, çünkü hani poğaçalarınızdan düşünecek olursanız sert olur yapacağınız ürünler. Bu şekilde hamurun içinin gazını aldıktan sonra şöyle bir hamur kesici yardımıyla 4 parçaya bölüyorum. Her bir parçayı elimle büyük bir beze yaparak diziyorum. Bu şekilde. Eliniz hamura yapıştığı an unlayabilirsiniz. Onları bu şekilde tepsiye diziyorum ve şimdi ketelerimin yapımına başlayacağım. Buna kor kete diyorlar arkadaşlar. Bizim küçüklüğümüzde bunu çok yaparlardı. Tamamen elinizle açıyorsunuz. Oklava ya da merdane kullanılmıyor bu tarifte. Biliyorsunuz oklava ile açılan, incecik yapılan bir kete tarifim de var ve ben bunu çok sık yapıyorum ve biliyorsunuz sipariş olarak da yapıyorum. Fakat oklava kullanamayan ya da sipariş veremeyen arkadaşlarım için bu şekilde bir kete tarifi yapmak istedim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Elimle bu şekilde açabildiğim kadar açıyorum.
Hazırlamış olduğum yağlı karışımdan her tarafına yağlıyorum. Ardından kavurduğum undan ilave ediyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Şöyle 2-3 kaşık dolusu kadar koyabilirsiniz. Ve ceviz ilave ediyorum. Ceviz hamur işlerine ben çok yakıştırıyorum ve çok beğeniyorum. Koymayabilirsiniz, isteğe bağlı. Bu şekilde kenarlarından böyle büze büze ortaya getiriyorum. Tamamen birleştirip bu şekilde tekrar hamurumu yassılıyorum. Onu tepsime alıyorum. Bu şekilde tepsiye koydum. Burada da birazcık düzeltebilirsiniz. Üzerine bu şekilde bastırmanızda bir sakınca yok. Bastırıp yassılayabilirsiniz bu şekilde. Şimdi diğer keteme geçiyorum. Buraları hızlandırdım biraz sıkıcı olmaması adına. Yine elimi unlayarak, sadece elimi kullanarak, oklava ya da merdane kullanmadan hamurumu büyütebildiğim kadar büyütüyorum. İçini yağlıyorum. Ben ilk kete videosu koyduğumda bunun içine tekrar niçin un koydunuz, peynir koyabilirdiniz, patates koyabilirdiniz şeklinde yorumlar aldım. Ama ketenin zaten kete olması için içine unlu karışım koymamız gerekiyor bu hamur işinin. O yüzden ketenin orijinali içine yani kavrulmuş un konulmasıdır. İçine peynir koyduğunuz zaman börek olur. Patates koyduğunuz zaman börek olur. Bu kete olduğu için kavrulmuş un koyuyoruz. Arkadaşlar ben bir tanesinde içine bu şekilde toz şeker ilave ettim. Un, ceviz ve toz şeker koydum. Ve gerçekten çok güzel oldu. Tavsiye ediyorum. Yapacaksanız eğer mutlaka toz şekerli de deneyin. Fırının sıcaklığı toz şeker eriyor ve çok güzel lezzetli bir kıvam alıyor. Sanki ekmek arası helva yiyormuşsunuz gibi oldu. Hoşuma gitti. Benim tavsiye ederim, yapabilirsiniz. İki tanesini şekerli, iki tanesini sade yaptım ben. Bu şekilde şimdi fırınımı 200 dereceye ısıttım. Yumurta sarılarına biraz zeytinyağı ilave ederek çatalda çırpıyorum. Ketelerimin üzerine sürüyorum. Ve burada bir püf noktası paylaşacağım sizinle. Çatalla bu şekilde çizikler atıyorum üstüne. Ve çatalla bu şekilde deliyorum. Ketelerimin kabarmaması için bunu yapıyorum. Çünkü mayalı bir hamur ve büyük bir parça kabarırsa kuruması ihtimaline karşılık böyle yapıyorum. Fırına 200 derece önceden ısıttığım fırına üzeri nar gibi pişene kadar pişirmeye çalışıyorum. Ketelerim pişti. Bakın bu şekilde bunlar şekerli yaptıklarım. Çok da güzel oldular. Bakın altı üstü aynı ayarda piştiler. Birazcık soğusunlar. Şimdi birlikte bunları dilimleyelim. Şimdi bir tanesini tahtanın üzerine alıp dilimleyelim. Tabii ki açma kötenin yerini tutmaz ama bu ketenin de tadını ben çok beğendim ve hamur açmayı bilmeyen arkadaşlarım için alternatif olabilir diye eklemek istedim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.